yalnız içince çayın bile tadı yok. Abi hoş geldin. Cahit ne oldu? Bunun canı dayak istiyormuş. Öyle mi lan? Zaten hiç keyfim yok. Eşek sudan gelinceye kadar döverim seni. Hakkındır abi. Ne isterseniz yapın. Sus lan. Bir de mazlum mazlum konuşma bana. Otur şuraya. Ne yaptı bu? Adamı aldık abiyle. Bize gölgenin yerini söyleyecekti. Tabii bu bir şarjör mermiyi boşaltmasaydı adamı. Konuşamadan geberdi. Hain misin lan sen? Yaptığın şeyin cezasını biliyor musun? Biliyorum abi. Cezası ölümdür. Benim de sana boynum kıldan ince. Niye öldürdün lan adamı? Ne zamandır peşinde koştuğum şerefsizi bulacaktım onun sayesinde. Ben de bu şerefsizin peşinden koşuyordum abi. Faruk'un mu? Evet abi. Ben buraya Avrupa'ya gitmek için gelmedim. Onu bulmak için geldim. Kim gönderdi seni? Hiç kimse göndermedi. Ben intikam için düştüm peşine. Bütün ailemi o adam öldürdü. Annem, babam, kız kardeşlerim. İntikam için peşinde koştuğun adamı sen bulsan ne yapardın abi? Adamı karşımda görünce tutamadım kendimi. Şimdi ister döv ister öldür beni. Her şeyi ailem için yaptım. Ne yapıyoruz abi şimdi? Gidiyoruz. Ne dinliyorsun Cahit? Yürüyen geldi. Güzel şarkı. Yürüyen geldim gel. Yürüyen giderim. Ölmemeye elde. Fermanım.
Abi sen daha önce buraya geldin mi? Gelmedim. Buradan sonrasını sessiz edeceğiz. At silahını. Efendim, hoş geldiniz. Sağ ol. Abi ben de yakalandım. Geleceğinizden haberimiz yoktu efendim. Kusura bakmayın, böyle karşılamak istemezdik. Ben de sizin davetsiz misafirleri nasıl karşıladığınızı görmek istedim. Aferin. Alın bakalım. Memleketten getirdik. Dağıtırsınız arkadaşlara. Gerek yoktu Cahit abi. Burada hiçbir şeyimiz eksik değil. Eyvallah. Haber vereyim mi? Hayır. Neredeler? Salondalar efendim. Siz burada kalın. Peki efendim. Herkes görev yerine arkadaşlar. Çok renksiz oldu. Her gün aynı şeyler. Sürekli önceki yazdıklarına baktığın için olabilir mi acaba? Hala hiç de bile. Ya ne yapayım? Sıkılıyorum. Hem bugün yazacak hiçbir şey yok ki. Belki ben bu konuda yardımcı olabilirim. Baba. Canım benim. Abi. Abi bu ne güzel bir sürpriz. Ya benim gördüğüme ne demeli?
Sen ne kadar güzel yürüyorsun. Yakında bu bastonu da bırakacağım abi. Maşallah. Gel seninle günlüğüne yazılacak bir şeyler yapalım. Evi gezmekle başlayabiliriz. Yaşasın. Bir yerden başlayalım. İyi ki geldin. İyi ki gelmişim. Seni böyle gördüm ya Safiye. Bu nedir Süha baba? Hepinizin çayı çok sevdiğinin farkındayım. Ben de size özel bir bitki karışımı hazırladım. Zahmet etmişsin. Aksine zevkle yaptım. Benim oraya geldiğinde zevkle içmiştin. Orada sen hazırladın, iyi güzel de. Burada kim yapacak bunu? Biz daha bardağımızı yıkamayı beceremiyoruz. Bunu hazırlamakta bir şey yok ki evladım. Sıcak suya atacaksın, 10 dakika bekletip içeceksin. Hem bu gerginliğe de iyi gelir. Benim gerginliğime iyi gelecek tek şey var. O da şu adamların izini bulmak. Ben de buraya kadar sırf sana çayı vermek için gelmedim Erhan evladım. Buyur. Burada işinize yarayacak bir şeyler var. Açabildiniz mi şifreli dosyaları? Açıldı evladım.
Ne yaptın Süha baba, dua mı ettin? Her kilidin bir anahtarı mutlaka vardır evladım. Sen neler yapıyorsun Safiye? Mültecilerin sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum abi. Burada. Avrupa'nın ortasında bir duyarlılık oluşturmak kolay iş değil. Maalesef öyle. Öyle bir kalede yaşıyorlar ki mültecilerin ölü bedenleri bile onların kıyısına vuramaz. Bu konuda Avrupalıların vicdanına ulaşmak hiç kolay olmuyor. Benim bildiğim Safiye kolay pes etmez. Elimden geleni yapıyorum. Ama kimliğimin gizli olması bazı konularda beni kısıtlıyor. Biliyorum ama bir süre daha böyle devam etmek zorundasınız Safiye. Tamam abi. Sen nasıl uygun görürsen. Elif buraya alışmış görünüyor. Hı hı. Okul nasıl gidiyor? Gayet iyi. Açığını çabuk kapattı. Arkadaşlarıyla bir sorunu yok. Herkesle anlaşıyor. Müsaadenizle. Sana teşekkür etme fırsatım olmadı canım. Ben kendimi bile unutmuşken sen Elif'le ilgilendin. Şu anda normal bir hayat sürüyorsa senin sayende Safiye. İyi ki varsın. Ne demek abi? Keşke elimden başka bir şey gelse. Keşke senin derdine derman olabilsem. Senin bir anlık huzurun için neler vermezdim. Şu halinin fotoğrafını mı çeksek ne dersin? Elif hiç kaçırır mı? Her halimi çekiyor zaten. Biri fotoğraf mı dedi? Hah. Hadi gel bakalım. Hadi fotoğrafımızı çek bizim. Gel. Abi İstanbul'dan haber var. Gel fotoğrafımızı çek. Elif gel. Cahit hadi. Çıkacağını duydum. Bunun adını ne koyalım? 3 saniyeden fazla düşündün, hakkını kaybettin. Oysa senin hayvanları sevdiğini sanırdım Ariel. Bazılarını severim. İnsanların da bazılarını severim.
Evet, çıkıyorum. Türkiye'deki bütün devlet kapılarını bana açacak olan Çetin Özer, benim aziz dostum, toplandığı için beni bekliyor. Nerede buluşacaksınız? Sen de geliyor olsaydın bilirdin. Henüz ortam bizim için yeteri kadar sağlıklı değil. Böyle ekstra bir hamle için çok çok erken. Senin bu kontrollü yayılma politikanı takdir ediyorum dostum. Ancak yarın çok geç olabilir. Biliyorsun Çetin Bey çok hasta. Bence sen de kendine dikkat etmelisin. İlaçlarımı alıyorum, merak etme. Kaç dosya varmış içinde? Yüzlerce olabilir abi. Sayısı tam belli değil. Her bir dosya ayrı şifreyle açılıyor. Ancak ondan sonra diğerine geçiliyor. Kimler var listede? Çoğu adını bildiğimiz adamlar. Ama ilk bakışta iyisi kötüsü karışık gibi geliyor. Ama hepsinin ortak bir özelliği var. Eski genel müdür. Kalp nakli bekliyor. Emekli general. Oğlu ilik kanseri. Kulüp başkanı, kanser. Kaçakçı eşi, karaciğer kanseri. Eski diplomat, böbrek nakli için sırada. Adamların hastalıklarını kullanıp onlara istediklerini yaptıracaklar. İstihbarattan güvenebileceğimiz tanıdığım biri var mı? Var abi, Oktay. Listeyi hemen ona gönder. Kimseye duyurmadan araştırsın. Bu adamların şu anda nerede olduğunu bulun bana. Sonra gidip bakalım hangilerine değmişler. Tamam. Sizi aramızda görmek büyük mutluluk Sayın Ferdinand. Seni de çok iyi gördüm Çetin abiciğim. Sağ ol Ümran, idare ediyoruz. İkimiz de senin Türkiye'de neler yapacağını merak ediyoruz. Türkiye'yi yeniden dizayn edeceğim. Bu topraklarda devletin değil, benim ve dostlarımın sözünün geçtiği yeni bir düzen kurulacak. Peki siz benim için neler yapacaksınız? Ben karlı bir ortaklık karşılığında hem Türkiye'deki hem Suriye ve Irak'taki bütün kaynaklarımı seferber edeceğim. Bölge ülkelerinin sınırlarından istediğin her şeyi istediğin zaman geçirmene yardımcı olacağım. Öncelikle Şam ve İstanbul hattında çalışacak sağlam bir ekibe ihtiyacımız olacak. Ayarlarız. Uyuşturucu yapıyor musun hala? Elbette. O benim baba mesleğim. Peki siz Çetin Bey, benimle uzun bir yola çıkmaya hazır mısınız? Senin gibi değerli bir dost için yapamayacağım şey yoktur. Bilirsin.
Ancak ben artık stresten uzak durmaya çalışıyorum. Faal siyasete sağlığım el vermiyor. Bunun için artık endişe etmeyin Çetin Bey. Sizin gibi değerli bir şahsiyeti sağlığına yeniden kavuşturmak benim birincil görevim. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Oğlum Cahit abine bir çay. Tamam abi. Ne var ne yok Oktay? Bildiğin gibi Cahit. Zor geçirdik bu yazı. Hayırdır? Sen sigaraya mı başladın yeniden? Yok. Büyük yemin ettim. Ağzıma sürmem bir daha. Bunu sana getirdim. Afiyet olsun. İstediğin adamların adresleri burada. Eyvallah. Vatan hainleri de var o listede. Devleti milleti için çalışanlar da var. Nereden çıktı bu? İsmi cismi belli olmayan bir gölgenin peşindeyiz. Adamın da bunlarla irtibat kuracağını düşünüyoruz. Bir şey duyarsam dönerim. Eyvallah. Sağ ol Oktay. Alo. Müdürüm, kaçakçı Ümran'ın yerini tespit ettik. Emirlerinizi bekliyoruz. Neredesiniz? Maltepe mevkiindeyiz müdürüm. Tamam. Ne diyorsunuz? Sizinle çalışmaktan şeref duyuyorum. Sen bana sağlığımı ver, ben de senin için bütün imkanlarımı seferber edeyim. Okey. Çekilin, çekilin polis! Çekilin! Çekilin! Çekil kardeşim, çekil! Polis kimse kıpırdamasın! Geç, geç, geç! Kıpırdamayın. Geç. Geç öyle. Geç, geç, geç. Hadi. Ne oluyor kardeşim? Misafirlerimin yanında bu ne terbiyesizlik? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Sizin burada olduğunuzu bilmiyorduk Çetin Bey. Ancak bir soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulamak zorundayım. Kimi gözaltına alıyorsunuz? Ümran Tozcu'yu. Şov yapmaya gerek yok kardeşim. Devletin bana bir şey soracaksa çağırır, ben de gelirim. Emniyette anlatırsın bunları. Orada sana çok şey sorulacak. Ben saygın bir iş adamıyım. Ne sorarsanız sorun. Evladım, benim böbrek rahatsızlığım var. Diyalize girmem gerek. Emniyet müdürü mü, vali mi, kimi gerekiyorsa arayayım. Yabancı misafirin önünde rezil olmayalım. Hadi bizi bırakın gidelim. Çetin Bey, zaten sizlerle ilgili bir durum yok. Benim diplomatik pasaportum var. Beni zaten burada tutamazsınız. Alo, müdürüm. Müdürüm birazdan burada olacak. O gelene kadar hepiniz bekleyeceksiniz.
Bu olmamalıydı. Tek sorumlusu sensin Ümran. İzimi bulmaları mümkün değil. Nasıl oldu ben de anlamadım. Ben çok iyi biliyorum. Çok iyi anladım Ümran. İşe yaramazın tekisin sen. Lütfen önden buyurun. Çetin Bey. Aldın mı adresleri Cahit? Aldım abi. Hadi çabuk. Dosyayı kopyala, çıkalım. Önce hangisine gideceğiz abi? En şerefsizinden başlayacağız. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim. Senin yanında kendimi güvende hissediyorum. O zamanlar geride kaldı. Sen artık başkalarının kendini güvende hissetmelerini sağlayacaksın. Emin değilim. Son iki işimde fena çuvalladım. Öyle düşünme. Hepimizin hataları oluyor. Onları unutacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Her şeyi arkamıza bırakıp unutmak bu kadar kolay mı gerçekten? Ne demek istiyorsun? Beni hastaneden kurtarmak için iki arkadaşımız kendini feda etti. Düşündükçe kendimi suçlamadan edemiyorum. Kendini suçlamana hiç gerek yok. Hayatta olduklarından bile emin değiliz. Nasıl bu kadar rahatsın? İkisinin de kimseye bir şey söylemeyeceğinden ne kadar eminsem... Hayatta olduklarından da o kadar eminim. Zamanı gelince ikisini de alacağım. Alo? Bir an önce burada olmanı istiyorum. Acil bir durum var. Hemen geliyorum. Sana acele etmemen gerektiğini söylemiştim. Türkiye Orta Doğu değil. Buna alışmak zorundasın. Hayır, Ariel. Bu ülke bana alışmak zorunda. Ben burayı Orta Doğu'dan daha beter edeceğim. Sana inandığım için yanındayım. O zaman sürekli yavaşlamamı söyleyip durma. Ve lütfen beni durdurma. Senin önünde kim durabilir ki? Çetin Özer senin yaptığın şovu görünce teklifini kabul etmiştir. Hiç tereddüt etmedi. Ama adamın yarın sabaha kadar yaşayacağından bile şüpheliyim.
Bir an önce ameliyatını yaptırmalıyız Ariel. Böbrek için en uygun verici olan Suriyeli kadın hala Polat Alemdar'ın hastanesinde. Gidip oradan alacağız Ariel. Ben planımı yaptım. Polat Alemdar'ın aracı geldi. Tamam. Dediğim gibi karşılayın. Yanlış yapmayın. Gelmişler abi. Bu Polat'ın bu saatte benimle hayırlı işi olur mu Sefer? Olmaz abi. Hoş geldiniz. Çekil. Polat Bey, silahlarınızı bırakmadan giremezsiniz. Abim içeride. Silahınızı alabilir miyim? Önümden çekil ki silahım belimde dursun. Beni hatırladın mı Eren? Ben şerefsizleri bir kere gördüm mü unutmam. Ama seni çıkaramadım. Öyle deme. Seyfo'nun kahvesine gelir giderdim eskiden. Dayımın adını ağzına alma. Yapıştırırım suratını ona. Tamam. Erhan. Abi içeride. Ziyaret için saat geç oldu. Ben senin ancak mezarını ziyaret ederim. Kapat çekmeceni. Korkma. Canını almaya gelmedim. Soruma cevap almaya geldim. Otur. Ne istiyorsun? Karın rahatsızmış. Geçmiş olsun. Onun derdinin şifası var. Uygun bir organ bulunur, nakil olur, sağlığına kavuşur. Ama senin hastalığının tedavisi yok. Neymiş benim hastalığım? Vatana ihanet. Ben yılda tam 5 milyon lira vergi veriyorum devlete. Neye ihaneti? O parayla beslediğin gazetecileri kandırırsın. Bana hikaye anlatma. Bakır madeni diye çevirdiğin yerden altın çıkarıp devletten saklayan sen değil misin? Varsa elinde bir belge verirsin. Devlet cezamı keser. Yoksa boş konuşma. Sen böyle bir kelime daha boş konuş. Bak ben senin cezanı nasıl kesiyorum. Ne soracaksan sor. Hasta karına uygun organ bulsunlar diye
Hangi insan tacirlerine para verdin? Kimseye para vermedim ama herkese vaat verdim. Aradığım şeyi bulana, istediği her şeyi vermeye hazırım dedim. Kimseyle pazarlık yapmadın mı yani? Daha karşıma çıkan olmadı. Birileri seni listeye almış, dermanını bulmak için. Yakında getirirler senin aradığın şeyi. Kimmiş bunlar? Senin derdini bilen bir pislik şebekesi. Mültecileri kandırıp kadavra gibi kesiyorlar. Yeter ki bulsunlar. Kimden almışlar, nereden getirmişler zerre kadar umurumda değil. Sen de benim zerre kadar umurumda değilsin. Eğer bu adamlar sana gelirler de sen bana haber vermezsen geri gelirim. Seni götürür, hastanede keserim. Bütün organlarını da vatandaşa dağıtırım. Görev nedir? Benim için çok önemli bir iş. Sana basit gelse bile ben senin yapmanı istiyorum. Ne istediğini söyle. Çetin Özer'i biliyorsun. O benim için hayati derecede kıymetli biri. En azından birkaç yıl daha yaşamasını istiyorum. Onu korumamı mı istiyorsun? Hayır. Hayatını kurtarmanı istiyorum. Böbrek yetmezliği yüzünden ölmek üzere. Ariel, ona uygun böbreği olan bir mülteci kadın buldu. Parada da anlaşma sağlandı. Kadın da gönüllü. Ancak bu işi resmi yollardan yapamayız biliyorsun. Senin o mülteci kadını alman gerek Asyacığım. Kadın nerede? Polat Alemdar'ın hastanesinde. Efendim Oktay. Söyle, dinliyorum. Adres listesini aldım, Oktay'la konuştum. Maltepe tarafında bir olay olmuş. Abi, üç polis kardeşimizi şehit etmişler. Kim yapmış? Bilinmiyor ama Oktay bizim aradığımız adamlarla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor. Ne bağlantısı? Abi, mekanda bir de uyuşturucu kaçakçısı Ümran diye bir adam ölü bulunmuş. Listede onun da adı var. Evet abi. Belki de o adamlarla toplantıdaydı. Oktay bu olayla ilgili ne kadar bilgi toplayabildiyse bize de göndersin hemen. Tamam abi. Erhan, ofise dön. Tamam.
Efendim. Günaydın Polat Bey. Sizin için namüsait bir saatte aramamış olmayı ümit ederim. Ne var üstüne? Yüksek gizlilik derecesi. Dili hastanemizde bulunan hastamızın durumu ile ilgili. Alo Hüsnü, konuşsana. Konuşuyorum ama gizlilik sebebiyle alçak sesle konuşuyorum efendim. Yahu deli misin? O zaman niye telefonla arıyorsun? Haklı olabilirsiniz efendim. Ben bu durumu uykumu yalamamış olmama bağlıyorum. Dün gece rüyamda zincire atmış bir velespit tamir ediyordum. Ya Hüsnü, bana ne senin rüyandan? Ne diyeceksen de sonra kapat telefonu. Hastamızın sağlık durumu stabil. Rutin bakım ve kontrolleri yapılmaktadır. Saygılarımı sunarım Polat Bey. Alo? Eyvah, suratına kapattım telefonu. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Hoş geldiniz. Sağ ol Gülüm. Yetkin Bey içeride mi? Erhan Bey'siniz değil mi? Evet. Sizi bekliyor. O zaman bekletmeyelim. Ama silahınızı almam gerekiyor. Tabii Gülüm. Ah. Öyle bakma. Delikanlı adamın en büyük silahı pamuk gibi kalbidir. Öğrenin bunları artık. Ne oluyor oğlum? Çocuklar üzerimdeki silahı almak için panik yaptılar Yetkin Bey. Üzerini aramadınız mı? Sakin olun, telaş yapmayın. Üzerimde ateşli silah getirmedim. İhtiyacım olacağını da hiç düşünmedim. Çünkü silahtan daha güçlü bir şey getirdim size. Polat Alemdar'ın selamı var. İndir oğlum silahını. Polat abi bir konuda konuşmak için sizi ofise kadar bekliyor. Elbette geliriz. Bir telefonu yeterdi. Niye siz buraya kadar geldiniz? Bir dahaki sefere ihtiyaç olursa telefon ederiz. Şimdi müsaitseniz buyurun gidelim. Tabii tabii. Ceketimi alayım çıkalım. Sende kapasite görmedim. Abiniz içeride mi? İçeride sizi bekliyor. Uzak dur. Sana teslim ettim. Senden alırım. Otur. Kalıcı gelmedim. Öyle iyi. Otur. Otur da konuşalım. Konuşmaya da gelmedim. Niye geldin o zaman? Seni götürmeye geldim. Tövbe tövbe. Polat Alemdar seni çağırıyor. Buyursun gelsin konuşalım. Buraya gelecek olsa seni çağırmazdı Ömür. Ne konuşacakmış benimle? Seni adam yerine koymuş çağırmış. Eyvallah demiyorsun da ne konuşacağını mı soruyorsun? Durun! Durmasalar ne olacak lan?
Polat abi seni çağırıyor. Geliyor musun, gelmiyor musun? Birini mi aradınız? Hayır, hayır. Bir şeye mi ihtiyacınız var? Evet. Üzgünüm ama... kıyafetlerini almam gerek. Uyan. 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 Sabah oldu. Mesai başladı. İkiniz birden bağırınca sesiniz çok çıkıyor. Bana biriniz de yeter. Tamam, tamam, dur. Ne istiyorsan anlatacağım. Yapma. Kimin adamısınız? Ha? Sayın dinleyiciler, olay yerinden bildiriyoruz. Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. İstanbul polisi bombalı eylemi gerçekleştirenleri tespit etmek için ayrıntılı bir çalışma başlattı. Dünya gerçeklerini siz de mi haberlerden izliyorsunuz hocam? Gerçekler ekranların karşısında öğrenilmez delikanlı. Bazen tavan arasındadır, bazen bodrumda. Haklısınız. Öyle oldu. Ben de sizin peşinize düşenlerin kimler olduğunu aşağıda öğrendim. Ben onların hangi güçler olduklarını biliyorum. İsimlerini duymasam da olur. Tamam. Böylesi daha iyi. Konuyla ben ilgileniyorum. Sizin burada kalmaya devam etmeniz de iyi olur. İstediğiniz kadar da misafir olabilirsiniz. İstanbul Merter'de teröristlerin
silahlı saldırısına uğrayan riske bağlı... Gel Hakkı. Otur. Kenan, otomotiv sektörüyle ilgili ilk raporunu hazırlamış. Peki efendim, nasıl buldunuz? Onda kendi gençliğimi görüyorum Hakkı. Efendim, koltuğunuzu ona bırakacağınızı söylemekle Kenan Bey'e büyük bir motivasyon sağladınız. Evet ama Yusuf için tam tersi geçerli galiba. Benden uzaklaştığını hissediyorum. Bir şey mi söyleyeceksin? İşinize karışmak istemem ama bir an önce Yusuf Bey'le konuşup neler yaşadığını öğrenmemiz iyi olur. Yusuf, zamanı geldiğinde kendisi anlatacaktır Hakkı. Üstüne gitmek onun daha fazla içe kapanmasına sebep olacak. Peki, benden bu konuda yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Mete'yi çağır Hakkı. Onunla konuşmam lazım. Tamam, müsaadenizle. Zor mevzu, hallolacak inşallah. Ya öyle tabii. O iş çözülür inşallah. İnşallah, inşallah. Muhakkak önemli bir şey var. Polat Alemdar boşu boşuna çağırmaz bizi. Ben almayayım. Başka bir şey getireyim. Eksik olma, sağ ol. Kutlama yok mu yeğenim? Öyle içeceğiz. Buyur. Konu mühim bir konu. Ömür Ağa da vurdu. Değil mi? Aranızda selamımız, sabahımız olanlar da var. İlk defa mekanımıza ayak basanlar da var. Meselenin aciliyeti yüzünden hepinizi aynı anda davet ettim. Kabul edip geldiniz. Eyvallah. 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 Duymuşsunuzdur. Ben burada yokken mekanıma kalleş bir baskın yapıldı. Kardeşlerim hain pusuya hedef oldu. Yapanların izlerini buldum. Sizi de bu yüzden çağırdım. O adamlarla bağlantımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Eğer olmadıysanız,
Bundan sonra olabilirsiniz. Bizi ihanetle mi itham ediyorsun? Hain olduğunu düşünsem mekanıma çağırıp ağırlamazdım. Mekanına gelir, uğurlardım. Ben bundan sonrası için konuşuyorum. Bunlar Türkiye'de kendi düzenlerini kurmaya çalışan, kökü dışarıda bir ekip. Yakın zamanda mutlaka bir şekilde sizinle temas edecekler. Zaaflarınızı kullanmaya çalışacaklar. Para gibi, makam sevdası gibi, güç hırsı gibi ya da dermansız hastalıklar gibi. Eğer size gelen olursa, siz de bana geleceksiniz. Gelmezseniz, zaaflarınıza yenik düşerseniz, vatana ihanet ederseniz, ben size gelirim. Bana özel söyleyecek sözü olan varsa içerideyim. İhtiyacınız var mı? Yok, Allah razı olsun. İyi istirahatler. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sen yakını mısın? Hayır. Yakınları polise gittiler ifade vermeye. Tamam. Ne oldu? Röntgen çekilmesi için götüreceğim. Tamam? Tamam. Affedersin. Olur, olur. Geç. Pardon, rahatsız ediyorum sizi. Bir yardım etsin. Çok sağ olun.
Kadını buldum, çıkıyorum. Tamam. Hemen harekete geçiyoruz. Gidiyoruz. Alo, Ariel. Bana her şeyin yolunda gittiğini söyle Ariel. Her şey yolunda gidiyor. Zeynep kadını almış mı? Evet. Çetin Bey'e haber verebiliriz. Ben kendisiyle bizzat konuşmak istiyorum. Bunun için senin gitmene gerek yok. No Ariel. Israr ediyorum. Çetin'in en kötü gününde yanında olmalıyım ki benim ne kadar iyi bir dost olduğumu hiç unutmasın. Kapış? Nereye götürüyorsun onu? MR çekilecek hocam. Buradaki asansör bozuldu. Şuradakini kullan. Tamam, sağ olun. Buyurun. Sağ ol. Asansörü kullanamazsınız. Beni kandırdınız. Ben kimseyi kandırmadım. Bana böyle olacağını söylemediniz. Bak Zeynep, sana kim ne anlattı bilmiyorum. Sen devlet adına görevini yaptın. Ben de devlet adına görevimi yaptım. Bitti. Artık git başımdan. Bu işin peşini bırakmayacağım. Zeynep, her şeyi unutsan ve buralardan gitsen iyi edersin. Yoksa yaşamana izin vermez. Kim? Aslan Akbey mi yaşamama izin vermez? Şimdi bir de beni tehdit mi ediyorsunuz? Yeter. Çık dışarı. Biz acil çıkışında bekliyoruz. Hemen gelmelisin. Thank you.
Tamam, hadi gidelim. Siz gidin. Asya, hemen gitmemiz gerek. Meryem nereye götüreceğini biliyorsun. Siz gidin. Benim başka bir işim var. Tamam. Bu asansörü kullanamazsınız. Nasıl olur efendim? Hastane odasındaki bir hasta nereye gidebilir? Her yere baktık Hüsnü Bey. Yok. Korkunun ecele faydası yok. Hüsnü. Aradı da öyle sabah. Anlatırım sonra. Ne var Hüsnü? Hasta yok Polat Bey. Ne hastası Hüsnü? Tedavi için hastanemizde yatmakta olan sığınmacı Suriyeli vatandaşlar arasındaki bir hanımefendi. Şu saat itibariyle kayıptır efendim. Hüsnü, ne diyorsun sen? Kadını kaçırdılar mı? Kuvvetle muhtemeldir. Çünkü kendisi kalkıp bir yere gidebilecek vaziyette değil. Kardeşim, sen orada değil misin? Siz bu hastanenin başında neyi bekliyorsunuz? Ya o kadar güvenliğin arasından kadın nasıl çıktı gitti? Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum efendim. Buranın sevk ve idaresinden sorumlu bir yönetici olarak tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Hemen o kadının kişisel dosyasını gönder. Peki efendim. Mülteci kadınlardan birini kaçırmışlar hastaneden. Şu maillere bak Cahit. ...30 yaşında bir kadın abi. Herhangi bir hastalığı yok. Niye yatıyormuş hastanede? Abi, bu klinikte bulduğumuz ameliyatı yarım bırakılmış kadın. O kadının böbreğini alacaklardı. Demek listede bekleyen acil biri var. Çetin Özer. Abi, bu bildiğimiz Çetin Özer mi? Evet Cahit. Kadının böbreği tam onunkine uyumlu. Bana bu adamı bulun Cahit. Tamam abi. Acele etmeliyiz. Aşağıda her şey hazır. Asya nerede? Beni gönderdi. Kendisi yok. Ambulansı arka tarafa götürün. Anlaşıldı. Siz de buradan ayrılmayın. Anlaşıldı.
Aziz dostum, nasılsın? Şu anda kendimi sana teslim ettim. Her şeyi sen biliyorsun. O zaman bana güven. Çok iyisin. Çok daha iyi olacaksın. Sadece... Bir endişen varsa benimle paylaşabilirsin. Ameliyatı neden burada yapıyoruz? Kendini evinde gibi rahat hissetmen için. Seni bir hastane ortamına sokmak istemedim. Her şey benim mucizeler yaratan doktorumun kontrolünde olacak. Endişelenme. Buradan kalkıp efsane işler yapacaksın. Heykellerini dikecekler Çetin Özer. Sen bana fazladan bir 10 yıl daha ömür ver. Heykel falan istemem. Ben sana ölümsüzlüğü vaat ediyorum Çetin Bey. Sen yeter ki beni Türkiye'de yalnız bırakma. Hayatımın geri kalanını sana borçluyum. Bunun karşılığını fazlasıyla alacaksın. İşte efsane doktorum da geldi. Hoş geldiniz, buyurun. Çetin Bey evde mi? Kim geldi diyeyim? Sen bir şey deme. Evdeyse ben söylerim. Bir sorayım, evde mi? Lan haberin yoksa kapıda niye bekliyorsun? Allah Allah. İki kişi geliyor. Kimlik bırakmadılar. Tamam, anlaşıldı. Ne oldu? İki kişi kimliği bırakmadan içeri girmişler. Ben Evren Bey'e haber vereyim. Hı hı. Evren Bey, rahatsız ediyorum. Ne var? Çetin Bey'i soran iki kişi içeri girmiş. Kimmiş? Bilmiyoruz. Hemen Çetin Bey'i görmemiz gerek. İçeri giremezsiniz. Sen bizi anlamadın. Bizim işimiz acele. Kim olduğunuzu söylerseniz size yardımcı olabilirim. Yardımcı olmanı istemiyorum. Ayağıma dolanma yeter. Beyler, giremezsiniz. Polat Alemdar Çetin Özer'le görüşmek istiyor. Furkan. Ben oğluyum, Evren Özer. Meseleyi öğrenebilir miyim? Hayır. Babam sağlık sorunları nedeniyle bir süre müsait olamayacak. Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Var. Babanızın nerede olduğunu söylerseniz çok faydası dokunur. Müsait olmadığını söyledim. İlk fırsatta haber ederim. Uygun zamanda Polat Bey'e ulaşacaktır. Biz onu bekleyemeyiz. Ameliyattan önce mutlaka görüşmemiz lazım. Neden bahsediyorsunuz siz? Babanın böbrek nakli ameliyatından. Söyle bakalım. Şu anda nerede? Size söyleyecek başka bir şeyim yok. Şimdi... Sen babanın nerede olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilsem de sana bir şey söylemek zorunda değilim. Hmm. Bu saatte Çetin Özer'in evine gelip böyle davranamazsın.
Lütfen evi terk edin. Lütfen. Lütfen dedi adam. Duymadın mı Cahit? Bıraksam dövecektin adamı. Abi orada bize olay çıkarmayın dedi. Adam dövmek ne zaman olay çıkarmak oldu Erhan? İki tokat atıp bırakacaktım. Konuşsa ne olacak? Bilmediği belli adamın. Yerini bile bilse babası ameliyat olurken evde mi oturur? İyi. Şimdi nasıl bulacağız adamı peki? Bak makam arabası da gelmiş. Şimdi ona soracağız. Nereye götürdün Çetin'i? Ne oluyor? Siz de kimsiniz? Biriniz de soruya soru sormadan cevap verin. Konuş. Bırak beni. Konuş. Bırak. Konuş. Ben bir şey bilmiyorum. Bırak. Bırak. Diyor adam Erhan. Duymadın mı? Ne yaptın? Aracın navigasyonundan buldum nereye gittiklerini. Çetin'in oğlu geldi mi? Hayır, o evde kaldı. Bizden haber bekliyor. Kimse merak etmesin. Herkes için güzel haberlerim var. Benim de ekstra bir haberim var. Yoksa hazırlıklar mı bitti? Evet. Türkiye'nin başına bela edeceğimiz bütün serseri mayınları tek tek tespit ettim. Böyle hayati bir işte neden hiç tanımadığımız insanları kullanıyoruz? Benim emrimde paralı bir ordu var Ariel. Bu da bir çeşit paralı ordu. Ama bunlar öyle olduklarını bilmiyorlar ve asla öğrenemeyecekler. Karışık hesaplar yapıyorsun. Hı. Ama formüllerim her zaman tutar. 7 bölgenin saha sorumlularını İstanbul'a çağırdım. Bu toplantı Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Türkiye değişirse Orta Doğu değişir. Orta Doğu değişirse dünya değişir Ariel. Gözünüz aydın Fehmi Bey. Ziyaretinize gelecektim ama ilk günden aile saadetinizi bölmek istemedim. Ben neden gelemediğini çok iyi biliyorum Mete. Neyse, şimdilik geçelim bu faslı. Bundan böyle oğullarım Kenan ve Yusuf ailenin işleriyle faal olarak ilgilenmeye başladılar. Bu sizin için büyük bir gurur olmalı. Evet, kuşkusuz ki öyle. Ancak bazı kaygılarım var. Yusuf, maden meselesinde çalışmakta kararlı. Henüz dengelerden haberdar olmadığı için de konuya doğal olarak milli bir refleksle yaklaşıyor. Bu durumda yolu muhakkak simitle kesişecektir. Simit ve Yusuf'un karşılaşması durumunda Yusuf'u gözetmemi istiyorsunuz. Fehmi Bey henüz son sözünü söylemedi.
Senden beni ya da oğlumu düşünmeni istemiyorum Mete. Kendini düşün. Sanırım görüşme bitti. Sonuna mı yetiştim? Hoş geldin oğlum. Mete Bey'i tanıyor musun? Hayır. Ben Mete Aymar. Tanıştığımıza memnun oldum Yusuf Bey. Mete Bey bizim stratejik ortaklarımızdan biriyle madenler konusunda çalışıyor. Öyle mi? Ben de bugün konuyla ilgilenen bir bilim adamıyla konuştum. Belki tanırsınız. Altay Bey. Hakkında çok şey duydum. Ama hiç görüşme fırsatım olmadı. Çok ilginç biri. Ondan öğrendiklerimi duysanız inanamazsınız. Sizi dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bu adamla madenler konusunda nasıl bir işbirliği yapıyorsun baba? Onunla doğrudan bir işim yok benim. Mete aslında istihbaratçıdır. Çok iyi tanıyorum. Az önce tanımadığını söyledin. Onun bunu bilmesini istemedim baba. Neden böyle bir şeye gerek duyduğunu anlamadım Yusuf. Çünkü o benim peşimdeki adamlar için çalışıyordu. Adamın nerede kaldığını bulduk abi. Senin bilerek üstüne gelmedim Yusuf. Yaşadıklarını sen anlatana kadar ben sormayacaktım. Ama sanırım artık konuşmanın vakti geldi. O zaman önce sen başla baba. Bu adamlarla ne işin var? Anlatmanı istiyorum. Tam olarak kimden ya da hangi adamdan bahsettiğini anlamadım. Mete'yi mi soruyorsun? Mete zincirin son halkası. Ben senin stratejik ortaklarım dediğin adamlardan bahsediyorum. Yoksa sana zarar vermek isteyenler onlar mıydı? Henüz bilmiyorum. Yusuf, benimle bilmece gibi konuşma. Bildiğin her şeyi anlat bana. Yapamam baba. Bazı şeyleri seninle konuşmam için henüz erken. Sen babana güvenmiyor musun? Güveniyorum baba. Ama sen de oğluna güven. Senin bu adamlarla ne işin var baba? İş yapıyorum Yusuf. Anlıyor musun? Amerika'dan Uzak Doğu'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar bir sürü ülkede, bir sürü insanla yaptığım gibi iş yapıyorum. Peki iş yaparken dostu düşmanı ayırmıyor musun? Bak Yusuf, biz bir dünya şirketiyiz. Neyin dostundan, kimin düşmanından bahsediyorsun? Ailemizin ve bu vatanın. Yusuf, milyarlarca dolarlık bu aileyi de, Türkiye'yi de ben ayakta tutuyorum.
Bunu yapmak için bazen dost dediklerimi ezdim, düşman dediklerimle de el sıkıştım. Beni yok etmeye çalıştıklarını bilsen de aynısını yapar mısın? Evet, yaparım. Seni de, ailemizin gücünü de korumak için buna mecburum. O zaman bilmen gerekeni söyleyeyim baba. Bu adamlar Londra'da benim peşime düştüler. İstanbul'a kadar da izlediler. Sonra da canıma kastettiler. Bir dahaki görüşmenizde aklınızda bulunsun. İyi geceler. Neden bu kadar geciktin? Profesör Altay meselesiyle ilgileniyordum. Sonuç? Profesöre henüz ulaşamadık. Ama aramalarımız sürüyor. Bu kadar geç kalmanın daha iyi bir açıklaması vardır diye ümit ediyordum. Maalesef kötü bir açıklaması var. Yusuf Kuzuzade. Ne olmuş ona? Sürekli yoluma çıkıyor. Artık onu ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Bence geç bile kaldın. Sana onun hakkında verilen hükmün kesin olduğunu söylemiştim, değil mi? Ben de öyle hükmettim. Bitireceğim işini. Ameliyata başlıyoruz. Ne kadar sürecek? Vericiden alacağımız böbreği alıcıya nakletmemiz yaklaşık 2 saat sürer. Sonrasında da kendine gelmesi için 1 saat beklemek zorundayız. Sen işini bitir. Ondan sonra her şey için çok zamanımız olacak. Tamam.
Çetin'in evinin önünde iki tane adam vardı. Burada niye bu kadar güvenlik var? Demek ki Çetin'in kıymetli dostları da burada. Gölge de içeride midir? Seni bilmiyorum ama ben hevesle geldim herhalde. Giriyoruz. Benim sorunum değil. Asya ilgilensin. Asya burada yok. Ne demek burada yok? Güvenliğimizi kim sağlıyor? Hayır. Hastaneden buraya iki adamını göndermiş ama kendisi gelmemiş. Asya'ya haber verelim mi? Şu anda yapabileceği bir şey yok. Biz işimize bakalım. Gölgeye yaklaşmalarına izin vermeyeceğiz. Tamam, anlaşıldı. Daha ne kadar sürer doktor? En az yarım saat. Bir an önce buradan çıkmalıyız. Hiçbir yere gitmiyorum Ariel. Çetin'i kaybetmeyi göze alamam. Çabuk, çabuk, çabuk! Polat geldi. Gidelim artık. Hiçbir yere gitmiyorum Ariel. Gelsin. Ben buradayım. Ölmemeye elde fermanım.